Evet, pazar günü Süper Lig'de dev maç heyecanı yaşanacak. Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Biz de şimdi Ergin Aslan'la birlikte, Anspor yorumcusu Ergin Aslan'la birlikte Beşiktaş'ı dev maç öncesi konuşacağız. Hoş geldiniz Ergin Aslan, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu milli arada Beşiktaş'ta çok şey değişti. Oyun anlayışı, teknik adam değişikliği ve bunların hepsinin dev maça, Trabzonspor karşılaşmasına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Nereden başlasak diye düşünüyorum ama tabii ki sistemden başlayalım. Valerian İsmail'in üçlü savunmayla ilgili bir oyun anlayışı var ve bunda ısrar ettiği, bu Doğru. işte çok iddialı olduğunu biliyoruz. İsterseniz buradan başlayalım. Trabzonspor karşısında siz nasıl bir Beşiktaş bekliyorsunuz? Değişikliklerin hemen Evet. yansımasını bekliyor musunuz takıma? Sistem olarak hocanın bildiği oyunu oynayacağını düşünüyorum. Bunu zaman zaman duyuyoruz da yani yakın kulüp içerisinde de konuştuğumuz insanlarla da takım içerisinden duyuyoruz. Bu normal ve anlaşılabilir bir durum. Niye? Bir fırsat var aslında hocanın önünde. 8 maçlık bir fırsat var. Şimdi Beşiktaş şampiyonluk yarışında olsa, Trabzon'la 3-4 puan Trabzonspor'la fark olsa bunu çok denemeyebilirsiniz. Çünkü 2 senedir belli bir sisteme oynayan takım var. Dörtlü oynayan. Şimdi mesela Stefan Kuntz'dan yola çıkalım. Portekiz maçında üçlü oynadı, değil mi? Ama bu çok uzun zamandır milli takımın oynamadığı bir sistemdi. Ve çok kritik bir maçtı. O yüzden bu risk teşkil etti ve sonucu da çok iyi olmadı. Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısındaki maçı böyle şiddetli bir risk teşkil etmiyor. Risk göründüğü gibi aynı zamanda fırsat maçı da. Dolayısıyla İsmail Hoca önümüzdeki sezon belli formatının dışına çıkmayacaksa bu 8 maçta bunu görmesi lazım Beşiktaş'ın. Trabzonspor gibi sert bir maçta da görmesi lazım. Tabii ki önemli. Yani iyi bir sükseyle girmek isteyecektir İsmail Hoca. Ama şunu da kabul edelim. Trabzonspor şu an oyuncularıyla formuyla ligin en iyi takımı ve bir yılı aşkın süredir de evinde zaten kaybetmiyor. Dolayısıyla hani Trabzonspor orada bir sistem deneyerek kaybetmek çok da yıpratıcı bir şey değil. Hani kazanırsa büyük sükse olur, ne ala ayrı. O yüzden ben bu konuda hocanın kendi bildiğini denemesiyle başlamasını savunuyorum. Evet, risk, çünkü Visca gibi, Wakayeme gibi, Abdülkadir Ömür gibi ligin en iyi kanat oyuncularına sahip bir takıma cidden büyük risk. Ama şimdi ben bu maçta denemeyeyim, bir hafta sonra başlarımın da bir sonu yok. O yüzden bu 8 haftayı bence hoca kendi bildiği sistemde şeyi de görecek. Hangi oyuncuların bu sisteme uyum sağlayabileceğini de görecek. Çok kolay değil. En çok duyduğumuz şey de sisteminin dışında en çok duyduğumuz şey de fiziğe dayalı bir Evet. oyun oynat. Yani 125 kilometre koşmadan falan bahsediyorlar. Bu çok kolay değil. Yani Mart ayı, Nisan ayında bu mevsimde kondisyon yükleyemezsiniz takıma. Adeleler patlar. Yani bu sezon önü kampı gerektiren bir oyunu var hocanın. 2 kere kamp görecek, fizik yükleme yapacak falan filan. Şimdi onlar da çok mümkün değil. Boyacı kipi de değil ki hani daldır çıkar hemen oyun sistemini oyuncular adapte sağlasın. Yani zor. Zor ama bir geçiş süreci. Burada Beşiktaş camiasının, Beşiktaş taraftarının bu süreci anlaması gerektiğini ben düşünüyorum. O yüzden Hatta ben bildiğini... bir ilave yapayım hemen Ergin Aslan. Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi de bugün sizin sözlerinizle benzer açıklamalar yaptı. Ya Evet. futbolcular patlayacak ya da biz kupalara koşacağız dedi. Doğru. Burada da işte bu dönemde fizik yüklemesi yapıldığını bu açıklamadan da anlayabiliyoruz. Evet, ya tabii bunu biz yorumcular söyleyince çok garip karşılanmıyor ama şimdi kulüp başkanı Sayın Çevi Allah sonumuzu hayretsin gibi bir cümle kullandığı zaman hani ya patlayacağız ya kupalara yelken açacağız dediği zaman bu tabii bir şey de oluşturuyor. Yani bir temkin olduğu da belli ama bunun risk olduğunu zaten Ceyda, Valerian İsmail ismi konuşulduğunda itiraz eden isimler ki benim de içinde olduğum. Bu riski her zaman söylüyordu, Evet. görüyordu ama madem böyle bir yola çıkıldı, böyle bir risk aldı Sayın Ahmet Nurçebi. Dolayısıyla bu hem hocanın kariyeri hem takımdaki bazı oyuncuların kariyeri bunların hepsi için önem arz eden bir süreç. Madem öyle çabuk vazgeçmemeli Sayın Çebi. Bakın ben yaklaşık 20-25 yıldır mesleki olarak Beşiktaş'ı takip ediyorum. Onun evveliyatı var işte. 40 yıla yakındır neredeyse maç izliyorum. İlk defa şuna şahit oldum. Beşiktaş'ın bir sezonda 3 teknik adamla sözleşme verdiğine şahit oldum. Çok iyi gitmedi işler. Planlandığı, istenildiği gibi gitmedi. Ya bu sürekli değişimli olmaz.
ben ısrarla şunu söylüyorum. Evet, itirazlarım vardı geliş sürecinde ama artık onları bir kenara bırakıp hocanın yapmak istediklerini yapabilmesi için gerek ona uygun kadro ve sezon önü kampı çok önemsiyorum. İşte hocanın böyle bir Eylül, Ekim, Kasım aylarını görüyor olmamız lazım ki ortaya nasıl bir ürün çıkacak, ortaya nasıl bir mahsul çıkacak, bizim bunu görmemiz lazım. Yani hasat mevsimi gelmeden, ektikten sonra daha filizlenmeden hadi bu olmadı dediğiniz andan itibaren bu şekilde yol yürüme şansınız da çok fazla yok. O yüzden hani ben Sayın Çebi'nin temkinlerini anlıyorum ama bunu çok fazla dillendirmese daha iyi olur. Peki yine maç özelinde ve saha dizilişinden bahsedecek olursak eğer üçlü savunmayla kendi sistemiyle hocanın Beşiktaş'ı sahaya süreceği hiçbirimiz için sürpriz olmayacak. O üçlü Evet. savunmada gözler kimin oynayacağına çevrildi. Hocanın Doğru. gençlerle özellikle yakından ilgilendiği haberleri de geliyor. Bir savunma üçlüsünde Serdar Saatçi, Vida ve Montero üçlüsünü izleyebilir miyiz? Yine kanatlarda da sağda Rozier, solda Rıdvan. Böyle bir diziliş görebilir miyiz özellikle savunma anlamında? Doğru. Yani kanatlar zaten Rıdvan ve Rozier aslında bu sistem için biçilmiş kaftan. Hatta Kums'a gelen eleştirilerden biri de buydu. Madem üçlü oynuyorsun, kanatta o 90 metreyi komple, iki bayrak direği arasındaki mesafeyi kullanabilecek oyuncu modeli Rıdvan. Bu hocanın sistemine uyar. Rozi de öyle. Hem dinamikliği, hem gençliği, hem o bindirmeleri falan. Orada çok işine yarar. Ama şimdi arka üçlünün oturması çok kolay değil. Üçlü oynadığınız zaman da en az iki tanesi füleli. Yani çok seri, hızlı olmak zorunda. Ayakları iyi top yapmak zorunda. Bunların hepsi Beşiktaş stoperlerinde var mı? Şimdi biz bu sezon 7. 8. aya girdik. Beşiktaş'ın ideal stoperini henüz bulan yok. Bırakın bizi, teknik adamlar da bulamadı. Evet. Beşiktaş'ın mesela dörtlü oynadığını düşünelim. İdeal ikilisi kim? Bilmiyoruz. Herkes farklı bir isim çıkartabilir. Vida'nın bir sakatlığı vardı milli takımdan. O bugün yarın belli olur. Hani Trabzonspor maçında oynayıp oynayamayacağı döndükten sonra. Şayet olursa Vida bir tanesi olacak. Montero ile çok yakından ilgilendiğini duyuyoruz. İkincisi Montero olur. Üçüncüsünde de yani yerli kullanabilir, kullanmak isteyebilir hoca. O da Necip olabilir, Serdar olabilir, Wellington olabilir. Ama ben iki tanesini yani Vida ve Montero'nun şayet sağlıklı olursa ikisinin oynayacağını, o üçüncü oyuncunun orada değişebileceğini düşünüyorum. Burada da bana en yakın isim Serdar'dan ziyade biraz Necip gibi geliyor. Ve tabii hücum hattını da orta saha kurgusu ve aynı zamanda hücum hattını da konuşmak gerek. Şimdi Evet. Trabzonspor'da da özellikle stoperde, savunmada ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Üç tercihi var Doğru. Abdullah Avcı'nın. Ahmet Can'ın da sakatlığı sebebiyle bir kez daha geçmiş olsun diyelim genç futbolcuya. Dileriz en yakın zamanda Evet. sahalara geri döner. Beklediğimizden çok daha yakın zamanda ama Trabzonspor'un da her iki takımın birinin savunmasının hangi sistemle oynayacağı, diğerinin de eksiklerini nasıl tamamlayacağı merak ediliyor. Bu anlamda Beşiktaş hücum hattında değişiklikler ya da oynamasını beklediğiniz isimler kimler? Batshuayi ile oynayacak. Yani bu yüzden Abdullah Hoca'nın eksikleri var, doğru. Ama hani Batshuayi avantajını da kullanacaktır Abdullah Hoca. Yani büyük şanslarından bir tanesi Batshuayi'nin gol vuruşu. Yani milli takımda iyi işler çıkardı, golünü attı ama buradaki özgüven problemi devam ediyor. Böyle de bitecek gibi görünüyor sezon. Şimdi Valerian İsmail'in savunma kadar önemli olan bölgesi de sizin söylediğiniz gibi ileri üçlü. Burada Gezal'dan vazgeçemezsiniz. Öbür tarafta Batshuayi oynayacak. Sol taraf burada belirleyici. Larin Kanada'dan döneceği için hani orada çok kullanır mı emin değilim. Aslında geçiş oyunu oynayacak olan Beşiktaş'ta Enkudu İsmail Hoca'nın çok işine yarayacak bir adam. Özellikle skoru bulduktan sonra Beşiktaş'ta Valerian İsmail Hoca'nın çok işine yarayacak bir adam. Ben öyle başlayacağını düşünüyorum. Yani sağda Gezal, üçlünün sağında Batshuayi ve sol tarafta da Enkudu ile başlayacağını düşünüyorum. Ama istediği hücum piresi çok istiyor. Ben Valerian İsmail'in teknik direktörlük kariyerini Beşiktaş'ta ismi anılmadan önce takip eden bir adam değildim. Ama Beşiktaş'ta ismi anıldıktan sonra ne yapıyor, nasıl oynatıyor yakından incelemek için oturdum epey bir izledim maçları yakın zamanda. Yani burada ne Gezal ne Enkudu o ön hücum alan baskısına çok uygun oyuncular değil. Yani o pres fizik de gerektiriyor bu biraz. Alex Teixeira mesela hiç uygun değil buna. O yüzden şimdi oyunculara ekstra işler de düşecek burada. Özellikle Gezal'a, solda kullanacaksa Larine, Kenan'a, Güven'e. Fizik olarak düşündüğümüz zaman belki insanlar, dinleyen insanlar çok hoşuna gitmeyecek Beşiktaşlar ama mesela Kenan'dan
farklı bir model olarak faydalanabilir. İşine yarayabilir Kenan. Şenol Hoca da zaman zaman böyle kullanmıştı milli takımda. Mesela ben Güven'in çok el üstünde tutulacağını düşünüyorum bu sistemde. Hem gençliği, fizik yapısı, presi, dinamizmi, bunların hepsi bu oyun sisteminde Güven'in çok işine yarayacak. Ama ben mesela neresinden bakarsam bakayım sağa, sola, merkeze falan Alex Tekşehir'e yer bulamıyorum. Umarım Shakhtar Donetsk'in bir ara sol forvet gibi kullandığı modeli uygulayabilir ve sonuç alır, skor alır, tabela alır, asist gol alır. Yoksa yani bu mevcut 3-4-3'te çok yer görünmüyor Alex Tekşehir'e. Peki şimdi Beşiktaş'ın hücum hattını konuştuk. Hemen Ulaş Özdemir de bizimle birlikte diğer konuğumuz Ulaş Özdemir'e de Beşiktaş hücum hattından bahsetmişken Ergin Aslan'la sormak istiyorum o herkesin sorduğu soruyu. Trabzon'da sakatlıklar dolayısıyla stoperce nasıl bir ikili bizi bekliyor? Ergin abiyle birlikte konuştuk. Şimdi Ulaş abiye de hemen soralım. Ulaş Özdemir ne söylersiniz? Ben sevgili Ergin Aslan'ı biraz açayım. Şampiyonşip'te oynadığı zaman İsmail Hoca orada da mesela hani 5-4-1'de oynattı ki o 3-6-1'den dönme bir 5-4-1. Ben bu maçta sanki hani 3-4-3'ten ziyade bir 3-6-1 gibi bir sistemi oynatacağını düşünüyorum. Özellikle orta sahayı kalabalık tutarak. Burada da bir katkı sağlamışsam ne mutlu bana. Trabzonspor'da tabii Beşiktaş'a göre kadro kalitesi daha yüksek. Onu belirtebiliriz. Tabii burada Trabzonspor'un da zaafların olduğu bölgeler var. Özellikle sol kanat. Sol kanatta Poaç'ın savunma yönünden çok güçlü bir oyun ortaya koyamaması Trabzonspor'un en büyük eksikliği. Ama orada tabii Dansville bir sol stoper gibi oynayacağı için hani Poaç'ın eksikliklerini büyük oranda orada kapatacağını ben düşünüyorum. Tabii Hüseyin Türkmen muhtemelen sağ stoper olarak oynayacak ve Perez'in cezalı olmasından dolayı da o bölgede Dorukhan'ı tercih edeceğini ben düşünüyorum Abdullah Avcı'nın. Tabii orada da şöyle bir durum var. Hüseyin Türkmen Trabzonspor'un tabii stoper hattında kendisine birçok fırsatlar verilmesine rağmen bu fırsatları çok iyi değerlendiremedi aslında genel anlamda oynadığı oyunlara baktığımız zaman. Sanki böyle başka bir iklimin futbolcusu gibi davranıyor. Dolayısıyla hani bu maçta onun için bir fırsat diye düşünüyorum. Artık ne kadar daha fırsat olacağını çok bilmiyorum ama özellikle orada Dorukhan'ın ileriye doğru çıktığı zaman orada nasıl bir kademeye gireceğini açıkçası ya yani benim gibi birçok futbol sever de merak ediyor. Dolayısıyla Hüseyin'in bu maça mental olarak iyi bir şekilde de hazırlanması gerekiyor. Tabii orada Trabzonspor'un en önemli eksiklerinden bir tanesi de Hamşik. Yaklaşık 2,5 aydır bir sakatlık süreci yaşıyor ve bu sakatlık süreci artık bu hafta özellikle bu akşam idmanın ilk bölümüne katılması, ikinci bölümde salonda çalışması bir umut ışığı olarak görülebilir geriye dönüşüyle ilgili. Çünkü hani Hamşik'i nasıl özetleyebiliriz? Trabzonspor'un oyununun en büyük organizatörlerinden bir tanesi. Bu bir defa yadsınamaz bir gerçek. Hani yine Beşiktaş maçı özelinde konuşursak, ilk yarıda deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında oyunda neler yaptığını gördüğümüzde aslında Hamşik'in Trabzonspor için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu da anlamış oluyoruz. Dolayısıyla bu maçta Hamşik sahada olur mu? Ben ilk 11 olarak beklemiyorum. Onu söyleyeyim. Tabii Abdullah Avcı'nın oyun planı içerisinde skoru yakaladıktan sonra oyunu garantiye aldıktan sonra da ben Hamşik'i çok riske edeceğini düşünmüyorum. Onu öncelikle söyleyeyim ama oyun artık tutunamayacak bir noktaya geldiğinde ve zora girdiğinde, çözülemeyecek bir hale dönüştüğünde belki Hamşik'i yani oynayabileceği süreyi de 15-20 dakika olarak değerlendirdiğimizde 65'ten sonra oyunu alabileceğini ben düşünüyorum. Diğer bir önemli eksiklik Ahmet Can. Bence ya benim kişisel kanaatim bu sezon sonun kesinlikle bir transfer yapacağını ben düşünüyorum. Özellikle yurt dışına. Çünkü scoutlar tarafından da izleniyor ve bir Avrupa ülkesine gidecek muhtemelen. Eğer herhangi bir sorun yaşamazsa. Kaldı ki bu yaşadığı sakatlık da Allah'tan bir yırtık değil bir yaralanma. O da ikinci derecede bir yaralanma. Onu da büyük ölçüde Trabzonspor sağlık ekibi halledecek gibi düşünüyorum ama
Yani Gaziantep maçı değil de belki Karagümrük maçında Ahmet Can'ı sahada göreceğiz. Onun da bence çok büyük bir eksikliğini Trabzonspor hissedecektir diye düşünüyorum. Ancak şöyle de bakmak lazım. Trabzonspor artık bir sistem takımı haline dönüştü. Hangi oyuncu sahada yer alırsa alsın görevini maksimum seviyede yerine getirmeye çalışıyor. Kaldı ki o 2,5 aylık dönemde Hamşik'in eksikliğine rağmen Trabzonspor maçları kazanmayı bildi. Ve bugün açık ara puan farkıyla da lider. Ahmet Cansız da orayı 1-2 maç idare edebilecek bir oyuncu yapısı var. Tabi orta saha denklemine baktığımız zaman orada kim yer alacak? Bence Bakasetas Siopis'i ben bekliyorum bu maçta. Orada Berat'ı çok tercih edeceğini düşünmüyorum. Belki oyunun ilerleyen bölümlerinde bir Berat tercihe gelebilir. Çünkü yani sonuçta ben yine söylüyorum 3-6-1 gibi oynayacağını düşündüğümüzde hani Bakasetas gibi sert bir adamın orta sahada özellikle Josef'le de mücadele edeceğini düşünürsek ihtiyacının olduğu kanaatindeyim. Berat o bölgede çok o sertliği gösteremiyor maalesef son maçlarda. O zaman hemen Ergin abiye orta sahadaki bu eşleşmeleri de sormak istiyorum. Şimdi Atiba milli takım da Kanada milli takımı da adını Dünya Kupası'na finallere yazdırdı. Yorgun gelir mi? Orada Josef Bakasetas eşleşmesi varken Atiba'da oyunu tutma anlamında orta sahada Josef De Souza'ya eşlik edecek isim olabilecek mi? Bunu da sormak istiyorum. Şimdi Kanada dönüşünde bir bakacaktır illaki hoca ama normalde idealde Josef'in yanında Atiba'yı kesin kullanır. Ama işte Kanada dönüşü çok belli olmaz. O yüzden Josef'in yanında isimlerden bir tanesi Can olacaktır. Bence Can Bozdoğan olacaktır. Bununla birlikte kreatif bir orta saha ihtiyacı var ama bu kreatif orta saha demin söylediğim gibi Alex Teixeira'dan çok kendi uygulamak istediği sisteme uygun bir oyuncu değil. Yani merkezde kullanır mı emin değilim. O yüzden Josef'le Can'ın yanında orayı belki şöyle üçleyebilir. Kalabalık tuttuğu için ve kanat forvetleri şeyin oyununda İsmail Hoca'nın çok etkili olduğu için stoperde üçüncü bir yani Necip'i stoperde kullanmazsa orta sahayı üçleyebilir. Çünkü böyle bir oyun tarzı da var. Yani oyun tutup geçiş oyunuyla geçen bir tarzı da var. Yani Atiba'nın durumu burada biraz belirleyici olacak. Gayet de formda maşallah diyelim Atiba'ya. Kanada milli takımında Larin de orada da katkı yaparak takımı Dünya Kupası'na götürdü. Ama biraz orta saha üçlüsü sanki böyle Can, Josef ve o üçüncü de biraz kesici defansif orta saha gibi düşünüyorum ben. Trabzonspor'un orada Abdullah Avcı'nın tercihleri de maçın belirleyicisi olacak. Abdülkadir Ömür'le Bakasetas'ı o kalabalık orta sahanın arasında kullanır mı? Berat beni kullanma diyor performansıyla. Normalde Dorukhan kullanır ama işte Perez'in yokluğunda Dorukhan sağa çekileceği için orada şimdi bir problem doğuyor Abdullah Hoca için. O yüzden hani biraz Bakasetas, Abdülkadir, Ömür, Siopis üçlüsünde Siopis'e çok yoğun yük binecek. Bu eksiklikleri şayet ki biliyorsa biliyordur İsmail Hoca. Ona göre böyle daha dirençli Siopis'in üzerine oynanabilecek bir oyun kurgulayabilir. Şöyle şeyden yola çıkalım. En son Aslantepe'de oynanan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinde Önder Hoca orada Atiba'yı tek kullandı. Toren çok akıllı bir hamleyle üçlü baskıyla bitirdi Atiba'yı. Neredeyse oyundan atılacak. Yani biraz o maçı analiz ederse Valerin İsmail Beşiktaş'ın ne yapmaması gerektiğini en azından görecektir diye düşünüyorum. Peki şimdi Ulaş Özdemir'le devam edeceğiz ama ben iki yorumcumuza da camiaya yakın yorumcumuza da birbirlerine sormak istedikleri soru var mı diye sorayım. Ve Ergin Aslan'a veda edeyim. Trabzon'da olacağız. Evet. Ulaş Özdemir'le de orada zaten görüşeceğiz inşallah. Hafta sonu Trabzon'da maçta olacağız. Yani benim Trabzonspor'a dair çok konuşacak bir şey yok. Trabzonspor sahada konuşuyor zaten bu sene. O yüzden hani o mu oynasın bu mu oynasın Trabzonspor için çok sorun teşkil etmiyor bu sene. O yüzden bir de şunu da görmeyi umuyorum. Son yıllarda Beşiktaş-Trabzonspor maçları nerede oynanırsa oynansın. Son dakika çaldıktan sonra herkes böyle izlerken yoruluyor. Gerçekten izlerken yoruluyor. Premier yine öyle bir maç geçiyor. Evet evet. Yine öyle bir maç temennim var. Başarılar dileyelim. Eyvallah. Biz peki, de başarılar çok teşekkür diliyoruz. Ediyoruz Ergin Aslan. Değerlendirmeleriniz için Ulaş Özdemir'le devam edelim. Ulaş Özdemir, Valerian İsmail Trabzonspor karşılaşmasında ilk kez kendi sistemiyle sahada olmasını bekliyoruz. O da nedir? İşte üçlü savunma. Trabzonspor'un da diğer yandan hücum attı.
gerçekten sezonun önde gelen hücum hattı. Bu konuda hakkını teslim edelim. Vişça, Vakeme, Cornelius, Bakasetas hepsi hücuma çok fazla katkılar veriyor. Ve üçlü savunmayla bir Beşiktaş izleyeceğiz. Hücum hattında özellikle Abdullah Avcı'nın Beşiktaş mücadelesine dair planları var mıdır? Sizin beklentiniz nedir? Şöyle, burada tabii forvet hattında kimi tercih edeceği önemli. Yani burada Canini mi olacak yoksa Cornelius mu olacak? Ki Cornelius'lu oyunda belki oyunu böyle merkeze doğru yıkıp o rakip stoperleri de ön tarafa doğru çekip arkada yaratılan boşluklarla beraber işte Vişça, Vakame ve Abdülkadir Ömür'le bir sonuca gidebilir. Ancak şimdi muhtemelen bir de sakat herhalde. Engin Aslan öyle bir bilgi verdi. Oynayıp oynamayacağı belli değil. O bölgede yani Necip'i tercih edeceği gibi bir durum da var. Ancak hani orada Valentin ve Montero'nun oynadığını düşünürsek ikisi de ağır bir stoper aslında. Hız anlamında baktığınızda yavaşlar. Dolayısıyla hani bir Canini tercihi olur mu? Canini daha dinamik, daha hızlı bir oyuncu. Dolayısıyla hani aslında geriden daha çok ileride Cornelius mu Canini ile mi başlayacağı konusunda, ama sanki ben bu sisteme biraz daha Canini'nin daha doğru bir tercih olacağını düşünüyorum hem hızıyla beraber. Yani oyunun ilerleyen bölümlerinde belki Cornelius'u oyuna dahil edebilir. Ancak burada şu var tabii, Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında düştüğü zafiyete düşmemesi lazım bu maçta özellikle. Yani böyle 1-0 yakaladıktan sonra oyunu tutmaya çalışmamalı ve olabildiğince de bu oyunu oynamaya ve skor bulmaya çalışmalı. Çünkü Beşiktaş'ın bu anlamda önemli oyuncuları da var baktığınız zaman. İşte Gezal gibi, Enkudu gibi, Batshuayi gibi. Nihayetinde onların da oyundan bir umut beklemesinin de önüne geçmesi gerekiyor Trabzonspor. Yine bunun yanında tabii ki o orta sahada özellikle şiddetli bir baskı ve sert bir oyun göreceğiz Beşiktaş tarafından. Ben de bunun Trabzonspor'un kapalı gişe oynayacağı bu karşılaşmada taraftarın da baskısıyla beraber kırılacağını düşünüyorum ve hakemin de bu sertliğe çok müsaade etmeyeceğine inanıyorum. Dolayısıyla hani Engin'in de söylediği gibi gerçekten Trabzonspor ve Beşiktaş arasında son yıllarda oynanan karşılaşmalar, evet, hem seyir zevki yüksek hem de bütün taraflı tarafsız bütün futbol severlere iyi bir oyun izletiyorlar. Bir Premier Lig havası dediğim gibi maçları oluyor. Ben bu maçı da biraz öyle bekliyorum ama sanki maç oyunun bazı bölümlerinde sevgili Ceyda kör dövüşüne dönecek gibi de duruyor aslında. Ama Trabzonspor'un hücum hattında alternatif olarak baktığınızda şimdi orada Vişça'nın karşısında Rıdvan olacak. Evet. Vakeyemen'in karşısında Rozier olacak. Bu karşılaşmaları da aslında ben merak ediyorum. Gerçi Rozier'le Vakeyemen'in karşılaşmalarını biliyoruz, ancak Vişça ilk kez Trabzonspor'da Rıdvan'la beraber kanat bek oynadığı zaman karşılaşacak. Dolayısıyla onları da böyle o maçta böyle merakla beklediğim karşılaşmalar arasında olduğunu söyleyebilirim. Peki eklemek istediğiniz var mıdır Ulaş Özdemir dev maça dair? Vallahi şöyle, bu maç tabii Trabzonspor için önemli. Nihayetinde açık ara bir puan farkıyla lider, ancak bence sezonun iç sahadaki en önemli karşılaşmalarından bir tanesini oynayacak. Trabzonspor bu maçı kazandığında haftaya Gaziantep deplasmanına gidecek. O maçı da kazandığında ve Fenerbahçe ve Konyaspor'la puan kaybettiklerinde bu iki takıma da baktığımızda, yani puan farkı 18'e çıktığında şampiyonluğunu Gaziantep'te matematiksel olarak ilan etme gibi bir durumu da var. Dolayısıyla her anlamda önemli bir maç bizleri bekliyor diyebiliriz Şenol Güneş Spor Kompleksinde. Çok teşekkür ediyorum Ulaş Özdemir. Kıymetli yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.